Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la nebiye ba'de. Değerli arkadaşlar, YDS, YDT, YÖKDİL soru çözümlemeleri derslerimizin dördüncüsüyle birlikteyiz. 2021 yılı yabancı dil Arapça testi 13. soruda kalmıştık. Oradan inşallah devam edeceğiz. Evet, büyüklük nasıl arkadaşlar böyle? İyi mi? İyi hocam. Peki. Şimdi önce şıklara bakıyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorularda. Ellati, elleti, ellezi, ellezine, ellezani. Dolayısıyla bu sorumuzun başlığı ismi mevsul sorusu. Hiçbir YDS, YÖKDİL, YDT sınavı yok ki İçinde ismi mevsul sorusu olmasın. İsmi mevsul soruları nasıl geliyor? Üç aşamalı arkadaşlar. Şu ortadaki ismi mevsul. Ortadaki neymiş arkadaşlar? İsmi mevsul. İsmi mevsulun sağında marife bir isim oluyor. Sağında ne oluyormuş ismi mevsulün? Marife bir isim. Solunda ne oluyor peki? Sıla cümlesi oluyor arkadaşlar. Sıralama bu şekilde. Tekrar edelim beraber. Marife isim. Evet. İkincisi ne? Evet arkadaşlar, katılalım. İkincisi. İsmi mevsul. Üçüncüsü. Mesela. At-talibu. Ellezî. Ellezî yedrusu fi Sivas. Burayı nasıl çevirebiliriz? Derse katılalım lütfen arkadaşlar. Mikrofonlarınızı açıp katılalım derse. Sivas'ta ders gören öğrenci diyebilir miyiz hocam? Aynen öyle. Sivas'ta okuyan öğrenci. Evet. Dolayısıyla Zeynel hocam, bu sınavlarda ya 2 ile 3'ü verip 1'i sorar, marife ismi sorar. Ya marife ismi sıra cümlesini verir, isim mevsulü sorar. Ya da marife isimle isim mevsulü verip sıra cümlesindeki fiili sorar. Anlaşıldı değil mi? Evet hocam. Burada hangisini soruyor peki? İsmi mevsulü soruyor. Şimdi başlıyoruz okumaya. İnnel gıza'e arkadaşlar. Veya gıza'e. Ne demek? Bildiğimiz gıda kelimesi değil mi? Gıda. Evet. Gıza'e diye okursak daha doğru. Gıza'e. Nasıl gıda? El münasibe. Bunun sıfatı. Peki niye burayı fete okuduk? Söyleyebilir misiniz? İnnenin ismi olduğu için hocam. Çok güzel. İnnenin ismi el münasibede, onun sıfatı. Sıfatla mevsufuna uyuyor. Uygun gıda. Evet. Burayı nasıl okuruz Zeynel hocam? Şu kelimeyi okuyun lütfen. İnnel gıza'e el münasibe. Hocam o kelime ilk defa görüyorum ya gerçekten. Lil ummi. Evet. Anne evet. İçin. Anne için. Kelimesi. Anne için. Tamam hocam. Anne için uygun gıda, nasıl anne? El hamili, hamile, hamile taşıdı demek, hamil de taşıyan. Evet, yani, hamile yüklü taşıyan. Yüklü yani, evet, evet. Biz Anadolu'da yüklü evet. Deriz mesela edeben. Evet. Hamile pek kullanılmaz. Evet, modern dilde hamile diyorlar. Hamile anne için uygun besin, gıda, huve. Arkadaşlar, innenin ismiyle haberi arasını ayırmış bak bu zamir. Buna biz fasıla zamiri diyoruz. Ne diyormuşuz arkadaşlar buna? Fasıla zamiri. Fasıla zamiri. Zamiri diyoruz. Tamam. Haberimiz şurası yani. Peki, inne ismini nasıl haberini ref ederdi? Burayı nasıl okuyacağım o zaman? Damme. El-gıza'ul-mütevazinu.
Mütevazin dengeli demek. El gıza'ul mütevazinu dengeli beslenme. Peki buraya kadar manamız şu. Hamile yüklü anne için uygun gıda, uygun beslenme dengeli beslenmedir. Neymiş arkadaşlar? Dengeli beslenmedir. Şöyle şöyle olan dengeli beslenmedir diyeceğiz. Normalde ihteve, yahtevi, ihtivaen ala ne demek? İçeriyor demek. Ama ismi mevsul geldiği zaman bunu sıfat fiil yapıyor. An, ası, mez, ar, dikecekmiş eklerinden uygun olandan biriyle çeviriyoruz. Ya an en, ya dık dik. Evet, yahtevi ala içeren diyelim o zaman. İçeren. Peki, buraya hangi isim mevsulü getireceğiz arkadaşlar? Ellezi olmaz mı hocam? Evet, tabii ki ellezi. Niye? Çünkü şuraya göre getirdik bak. Dengeli beslenmeye de göre getirdik hocam. Aynen öyle. Gıza kelimesi müzekker olduğu için burada ellezi oldu. Yahtevi ala içeriyor, kapsıyor demek. Ellezi yahtevi ala ne oldu? İçeren, kapsayan. İçeren, oldu. Kapsayan. Evet hocam. Heh. Yani şöyle oldu. İçeren, kapsayan uygun beslenmedir. Dengeli beslenmedir. Neyi içeren? Ala'dan sonra alıyor arkadaşlar. Cemi'il mecmu'atil gıza'iyyeti. Bütün besin gruplarını. Bütün besin gruplarını. Yani bu grup demeyelim de buraya madde diyelim yani. Mesela nedir bütün besin maddeleri? İşte atıyorum. Kalsiyum yönünden, potasyum yönünden, vitamin B, vitamin C. Evet yani bu tarz besinler yemesi uygunmuş yani. Hamile annenin. Evet. Yani bu ismi mevsul ne yaptı arkadaşlar? Kendinden sonraki cümleyi ki biz ona ne diyorduk yukarıda yazdım az önce. İsmi mevsulden sonraki cümleye ne diyorduk? Ne cümlesi diyorduk? Sıla cümlesi hocam. Sıla cümlesini yargı bildirmekten çıkarıp kendinden önceki marife isme sıfat yapıyor. Tekrar ediyorum. Biri bize dese ki ismi mevsulün fonksiyonu nedir kardeşim? Bunun işlevi nedir? Bunun görevi nedir? El cevap. Biz ona cevap olarak deriz ki ismi mevsul kendisinden sonra gelen sıla cümlesinin yargı bildirmekten çıkarıp kendisinden önceki marife isme ne yapar? Sıfat yapar. Sıfat yapar. Evet. Şimdi komple mana verelim arkadaşlar. Hamile yüklü anne için uygun beslenme, bütün besin, gıda maddelerini, gruplarını içeren, barındıran, efendim nedir? Dengeli beslenmedir. Var mı problem? Anlaşılmayan bir yer var mı değerli arkadaşlar? Yok hocam. Dengeli beslenmedir haberimiz oldu. Aynen öyle. 14. sorumuz. Ne yapıyoruz önce? Şıklara bakıyoruz. Min, dendan, ila, ea, ala, üzerinde, üstünde, bi, ile veya fi manasında da kullanılır bazen deda. Fi, deda, içinde. Şıklarımıza baktık. Anlıyoruz ki bir harfi cer sorusu. Ne sorusuymuş arkadaşlar? Harfi cer sorusu. Yuzihu. Arkadaşlar, ezaha yuzihu izahaten. Ne demek? Ezaha. Bir şeyi yerinden sökmek demek. Yerinden çıkarmak demek. Ne demekmiş arkadaşlar? Yerinden çıkarmak. Kaldırmak demek. Ekarte etmek demek. Yuzihu yerinden çıkarıyor, kaldırıyor. El-amilu. Failimiz. Fiil varsa fail vardır. İşçi. Peki neyi sorusunun cevabı bize Türkçe'de neyi verir? Nesneyi verir hocam. Arapça'da da mef'ulü veriyor. Evet. Es-sahrate. İşçi kayayı kaldırıyor. Yerinden söküyor adeta. Fe. Bu fail takibiye diyoruz bunun arkasından. Yani bunun arkasından
teteharraku. Evet. Teharrake, yeteharraku. Yani bu teteharrake, bunun faili kim arkadaşlar? Tahtına müstetir. Hiye. Kime gidiyor bu? Hiye. Kayaya mı gidiyor hocam? Ah, aynen öyle. Yani kayayı yerinden kaldıran işçi ama hareket eden ne? Kaya. Kaya. Teteharreku. Evet. Hareket ediyor. Evet. Nokta nokta. Meka niha. Niye niha diyorum? Hepsi harficer. İle mekanin ahara. Burayı niye ahari diyemedim arkadaşlar? Gayr musarif. Gayr musarif. Ne özürlü? Kesre özürlü. Kesre almıyor. Kesre alması gereken yerde fes alıyor. Evet. Sizce hangisi olur arkadaşlar? Kendi mekanından diğer mekana mı oldu hocam? Aşağısı. Aynen. Aynen öyle abi. İle olmaz mı hocam? İle var zaten. İle var aynen. Nihayet var. Başlanmış lazım o zaman hocam. Hah. Hocam min. Aynen. Mekanından. Ha. Min mekaniha bir yerden ila mekanin ahara. Kendi yerinden ha sahraya gidiyor. Kendi yerinden başka bir yere hareket ediyor. İşçi kayayı kaldırıyor, yerinden söküyor. Kaya da kendi yerinden başka bir yere hareket ediyor. Min ila kalıbı arkadaşlar. Min başlangıç bildiriyor. İla nihayet bildiriyor. Mesela şöyle bir cümle kullansam. Meşeytu, ben yürüdüm. Minel beyti ilel ameli. Ne dedim? Evimden işe yürüdüm. Evet, evden işe yürüdüm. Dolayısıyla cevabımız min. 15. sorumuz arkadaşlar. Şıklara bakıyoruz. Tegayyuran. Mastar. Neyin mastarı? Tegayyara, yetegayyaru, tegayyuran. Tefeul babında mastar. Tegayyuran. Bu da tefeul babından mastar. Tegayyara, yetegayyaru, tegayyuran. Bak bablan ne kadar önemli yedesi için. Mugayyiran. Mutegayyiran. Arkadaşlar. Bu da ismi fail. Mutegayyiran. Evet. Bu da yine tefaül babından ismi fail. B şıkkı tefaül babının ismi faili. C şıkkı tefaül babının ismi faili. Mugayran neyin ismi faili? Mufaale babının. Yani B şıkkı, D şıkkı, E şıkkı ismi fail. A ile C ne arkadaşlar? Mastar. Mastar. Çok güzel. Şimdi şıkları bir efendim ne yaptık? Farklılıklarını, benzerliklerini bir kontrol ettik. Üçü ismi fail, ikisi mastar. Tegayyuran ne demek? Değiştirmek demek. Lem, bir fiil muzarinin başına lem gibi cezmeden bir edat gelirse, ki biz buna cevazım diyoruz, ef'ali hamse haricindeki, ef'ali hamse haricindekilere ne diyorduk biz kısaca? Ef'ali erba diyorduk. Ef'ali erba'da cezm alametimiz ne olur? Sükun olur arkadaşlar. Bir fiil-i muzari'nin başına cezm edatı gelirse meczum fiil-i muzari olur. Meczum fiil-i muzari'de cezm alameti ararız. Cezm alameti sükun veya sükun yerine geçenlerdir. Burada nedir alametimiz? Sükun. Lem yetegayyer. Ne demek manası? Değişmedi. Evet. Lem tetegayyer değişmedi. Fiil varsa ne vardır? Sloganımız neydi? Fail. Evet. Kavaidul lugatil arabiyyeti. Arap dilinin kaideleri değişmedi. Arap dilinin kaideleri değişmedi. Yani Arapçanın kaideleri de diyebiliriz. Şu dilini tercümede eritebiliriz. Peki değerli arkadaşlar. El mefa'ilul hamse vardı değil mi? Beş mef'uller. Mef'ulun bih, mef'ulun fih, mef'ulun leh. Mesela mef'ulun fih
yer ve zaman bildirir. Mef'ulün le illet bildirir, sebep neden bildirir. Mef'ulü mutlak vardı bir de mesela. Neydi mef'ulü mutlak? Aynı fiilin kökünden türetilen mastar mef'ul oluyor. Evet. Burada mef'ulü mutlak geliyor herhalde aşıkkı. Burada da mef'ulü mutlak geliyor hocam. Aynen öyle. Mef'ulü mutlak 3 sebeple gelir. Ya sayı için gelir, ya türünü bildirir, nasıl olduğunu, ya da pekiştirmek için gelir. Mef'ulü mutlak konusuna evdeki nahiv kitaplarınızdan bir bakarsınız. 3 şekilde gelir. Fiilin ya aynı fiilin mastarıdır ya da aynı anlamda olan eş anlamlı bir kelimedir. Mesela şöyle örnek verelim. Celestu, ben oturdum. Cülusen. Bak burada fiilin mastarından türemiş. Ama celestu uuden de diyebilirim. Bu da aynı fiilden türememiş ama aynı manada. Qa'ade yek'udu qu'uden, celese yeclisu cülusen. İkisi de ne manasında? Oturmak manasında. Mef'ulü mutlak. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı hocam. Peki efendim. O zaman cevabımız ne olacak? Tegayyuran kebiran. Tegayyuran kebiran. Büyük bir değişim olmadı. Arapçanın kaidelerinde, kurallarında büyük bir değişim olmadı. Rağme. Bak çok güzel arkadaşlar. Rağme. Şuna rağmen. Rağme tegayyuri kavaidil lehecatil amiyeti. Bir fusha var, bir amice var. Mesela fushayı İstanbul Türkçesine benzetebiliriz. Amiceyi nereye benzeteceğiz arkadaşlar? Halk dili yani, yöre. Trabzon lehçesi, Sivas lehçesi, Sivas ağzı. Ama İstanbul Türkçesi bu televizyonlarda, gazetelerde, işte akademik dil, makalelerde kullanılan dile de İstanbul Türkçesi diyoruz. Yani fusha. Ammice halk dili. Halk dili ammice lehçelerinin kurallarının değişmesine rağmen Arap dilinin kuralları veya kısaca Arapçanın kuralları büyük bir değişime uğramadı. Büyük bir değişime uğramadı. Evet. Çevirimiz bu arkadaşlar. Bazen şu şeyi mef'ulü mutlağı hasfeder. Direkt sıfat kullanır. Kebiran, kesiran, kalilen. Biz de o zaman ne diyoruz? Mef'ulü mutlağa hasfedilmiş diyoruz. Manadan çıkarıyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Peki mef'ulü mutlak 3 şey için gelir dedik değerli arkadaşlar. Sayı için, efendim, pekiştirmek için, bir de nasıl olduğunu belirtmek için. Burada hangisi sizce? Nasıl bir değişim? Kebiran. Büyük bir değişim. Burada nevi için gelmiş. Türünü belirtmiş yani. Nasıl değişim? Büyük bir değişim. Burada tekit etmek için gelmemiş. Tegayyuran vahiden deseydi sayı için olurdu. Tegayyuran kebiran demiş. O zaman burada nev'un, nevi için gelmiş. Cevabımız A şıkkı. Sorumuz ne sorusu peki? Mef'ulü mutlak sorusu. Var mı anlaşılmayan bir yer değerli arkadaşlar? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Peki geldik şimdi beşli çeteye. Beşi bir yerde soruları. YDT sınavında 16. ve 20. sorular bu tarz bir tane paragraf var. İçinden 5 tane yeri kesmiş. Aslında şu sorulara benziyor yani ilk 15 soruya. Efendim bunlar da yine aynı taktiği kullanacağız. Şıklara bakacağız önce. Daha sonra metnimizi okuyacağız. Veya biraz okuyalım. Gale
Tarikun. Tarık dedi. E'işu fi. E'işu daima. Aşe ye'işu fi ile kullanılır. Yaşıyorum. Usratin. Bir ailede. Nasıl bir aile? Onun sıfatı geliyor arkadaşlar. Mukavvenetin. Oluşmuş. Oluşan. Min. Bu da min harfi c ile kullanılıyor. Tekavvene. Yetekavvenu. Tekavvunen min. Ebin. Ve ummin. Anne ve babadan oluşan bir ailede yaşıyorum. Başka? Ve selaseti. Ve selaseti. Evet. Boşluk. Şimdi 3 ile 10 arası sayıların temyizi ne olurdu arkadaşlar? Cemi. Cemi ve ne olurdu? Müennes mi hocam? Cemi mecrur. Cemi mecrur. Yani temiz ne demekti? O sayıdaki kapalılığı bildiren kelimeye biz temiz diyoruz. Peki. Şimdi anne ve baba arkadaşlar ebrar, ebrarin cemi mecrur. Anne, baba ve üç iyiler demek ebrar. Üç iyilerden oluşur. Anne, baba telaseti ricalin üç adamdan oluşur. Telaseti şuyuhin bu raculun müfredi, ricalün çoğulu. Şeyhun müfredi, yaşlı demek. Şuyuhun cemisi. Üç tane yaşlıdan oluşur. Telaseti nisain demiş. Burada zaten hata var. Telaseti nisain diyemez. Sayıyla temyizi ters orantılı olacak cinsiyet yönünden. Telaseti nisain demesi lazım. Üç kadından oluşur. Dolayısıyla cevabımız ne arkadaşlar? Evet, cevabımız ne? Üç çocuktan evladi. Evet, veledin çoğulu evladin üç çocuktan oluşur. Buraya kadar bir çevirelim arkadaşlar. Tarık, anne, baba ve üç çocuktan oluşan bir ailede yaşadığını söyledi. Ya'melu ebi. Babam çalışıyor. Muvazzafen. Burada olarak diye çevireceğim. Memur olarak. Nerede? Ya'melu fi. Arkadaşlar kalıp. Nerede çalıştığını fi harflerinden sonra alıyor. Fi şeriketil kehribai. Elektrik şirketinde memur olarak çalışıyor. Aşr senevat demiş. 10 sene. Evet, Türkçe'de hemen ağzımıza geldi aslında. Monza herhalde. Evet, kim söyledi? Hakan Bilginsarman. Evet Hakan hocam. Münzü gibi bir şey arayacağız. Denberi değil mi? Bravo. Bakacağız. A şıkkı min eyne. Nereden demek? Min eyne ente de kalıp ifade olarak nerelisin demek. Lizalike bundan dolayı demek. Lizalike bundan dolayı. Lihaza eş anlamlısı. Bundan dolayı, bunun için demek. Kem, kaç demek. Kaç. Mundu, den beri demek. Den beri. Eş anlamlısı da var. Mün. Mündü. Bunlar da yine harfi cer. Yalnız bu mündü her zaman den beri değil arkadaşlar. Bazen den beri manasında, bazen önce manasında. Yani önce ne oluyor? Kable manasında. Mesela burada ne demiş? Babam elektrik şirketinde münzü aşri senevatin 10 seneden beri memur olarak çalışıyor demiş. Ama ben şöyle bir cümle kursam. Buraya den beri manası verebilir miyim? Mesela tezevveçtu. Ben evlendim. Münzü aşri senevatin. Evet, nasıl çevireceğim bu cümleyi?
10 seneden beri evliyim. 10 seneden önce ya 10 sene önce evlendim. 10 sene önce. Hah. Evet, 10 sene önce diyeceğim tabii ki. 10 seneden beri evlendim olur mu? 10 seneden beri evlendim ne demek? Yani evlenmeyi alışkanlık haline getirdim. 10 senedir mütemadiyen her gün evleniyorum demek yani. Bu olmaz. Değil mi? Veya işte az önce Hakan hocam ne dedi mesela? İşte 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum dedi. O zaman Hakan hocam nasıl bir cümle kullanabilir? Tekarraçtu min kulliyetil ilahiyat bi camiati Marmara, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Tekarraçtu min kulliyetil ilahiyat bi camiati Marmara mundu aşri senevat. Veya kable aşri senevat. 10 sene önce diyecek. Burada 10 seneden beri mezun oldum. Çok komik bir çeviri oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Dolayısıyla cevabımız mündü. Peki efendim. Buraya kadar da hallettik. Ve ümmi, anam da, annem de müderrisetün arkadaşlar. Öğretmendir. Nekradan sonra gelen her cümle sıfattı. Evet, burayı tedrüsü mü diyeceğim, tüderrisü mü diyeceğim? Nasıl okuyacağım burayı? Tüderrisü. Niye hocam? Çünkü öğretmen yani öğretiyor, öğrenmiyor. Çok güzel. Evet. Ümmi müderrisetün tedrüsü dersem öğrenen bir öğretmendir olur. Olmaz. Tedrüsü öğreniyor, okuyor. Tüderrisu öğretiyor, okutuyor demek. Müderrisetün tüderrisu okutan bir öğretmendir. Ne? Et-tariha. Tarih öğreten bir öğretmendir. Kime? Litelamizi öğrencilere. Buradaki li ila manasında. Es-saffi. Sınıf. Evet. Kaçıncı sınıf arkadaşlar? Buradan bize ne istiyor o zaman? Sıfatı istiyor. Bak birinci soruda 16'da temiz istedi. 17'de harfi cer istedi. 18'de ne isteyecek değerli arkadaşlar? Sıfat. Sıfat. Sıfat mevsufuna cips yönünden uyacak efendim. Cips ne demek? Cinsiyet, irab, belirlilik, sayı. Es-saffi dediğine göre mevsufumuz cinsiyet yönünden müzekker olacak. İrab yönünden mecrur olacak. Belirlik yönünden marife olacak. Sayı yönünden de müfret olacak. O zaman B'yi, D'yi, C'yi, E'yi eledim. Otomatikman. Ne kaldı geriye? A şıkkı. A şıkkı kaldı. Es-saffi müzekker, es-sabi'i ne arkadaşlar? Müzekker, müfret, marife. Evet. Es-saf mevsuf, vasıflanan, nitelenen, es-sabi' sıfat. İrab yönünden mecrur, cerelameti kesra, es-sabi'i cerelameti ne arkadaşlar? Kesra. Belirlik yönünden es-saffinin başında elif lam takısı var. Bunun da başında ne var? Elif lam takısı. Lam İkisi tarif. De marife. Lam-ı tarif. Bravo. Es-saffi müfret. Es-sabi'i o da nedir? Müfrettir. O da müfrettir hocam. Evet. Dolayısıyla annem 7. sınıf öğrencilerine tarih okutan yani tarih dersi veren bir öğretmendir. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Annem 7. sınıf tarih öğretmenidir diyebiliriz. 7. sınıf tarih öğretmenidir. Peki. Usbu'un arkadaşlar ne demek? Hafta demek. Haftalar. Onun çoğulu burası. Esabiya. Hafta haftalar. Seb'atün 7 demek. 7. Ama bana 7. lazım. 7. sıra sayıları da Arapçada fail vezninde yapılır. Mesela es-sadisu 6.
Es-sâbi'u, yedinci. Sâbi'atun, bu da yine yedinci demek. Ama elif lam takısı yok burada. Ve şey yok. Müzekker değil. Peki, devam ediyoruz. Emme fe kalıbı arkadaşlar. Nokta noktaya gelince ise emme ehil ekberu, büyük kardeşime gelince, yani biz büyük kardeş yerine ne diyoruz? Erkek kardeşe ne diyoruz? Abi diyor. Abime gelince ise, ya da kısaca abim ise, huve o fis saffit tasi'i, dokuzuncu sınıftadır. Dokuzuncu sınıftadır. En fiili muzarinin başına gelerek nasb eder, şeklen. Mana yönünden de fiili muzariyi ne yapar arkadaşlar? Mastara çevirir. Ne yapar? Mastara çevirir. Oynamayı. Neyi? Kuratel kademi. Futbol oynamayı. Zaten cevap çıktı aslında. Ne deriz? Futbol oynamayı. Yuhibbu. Evet, şıklarımıza bakıyoruz. Yusa'idu, yardım eder. Bu fi harfi celiyle kullanılırdı. Az önce metin dersinde geçmişti. Hatırladık mı arkadaşlar? Metin dersinde geçmişti. Yeclisu, oturur. Yektubu, yazar. Yedrusu olursa okur. Yüderdisi olursa okutur. Yuhibbu, sever, seviyor. O zaman seviyor. Evet. Yuhibbu, seviyor. Faili tahtına müstetir. Huve, abiye raci. Abim seviyor. Yel'abu, oynuyor. En yel'abe ne oldu? Mastar oldu. Oynamayı seviyor. Kuratel kademi, ayak topu. Yani kısaca futbol. Hînen, arkadaşlar. Kalıp ifade. Bazen demek. Hînen ne demekmiş? Bazen. Abim bazen futbol oynamayı seviyor. Ve yersumu, resim yapmayı, resim yapıyor. Hînen âhara, başka zamanda resim yapmayı seviyor. Bazen futbol oynamayı seviyor. Bazen de evet, resim yapmayı seviyor. Ve uhdis sagîratu, arkadaşlar. Küçük kız kardeşim. Yani bacım. Fil hadaneti. Ne demek? Hadane. Ne demek arkadaşlar? Kreş, anaokulu demek. Bacım, kız kardeşim anaokulundadır. Ve umruha, onun yaşı telâthu senevâtin. Bak, 3 ile 10 arası sayıların temyizi nasıl gelir demiştik? Cemii mecrur. Cemii mecrur gelir demiştik. Evet. Telâthu senevâtin. O 3 yaşındadır. Ene, ben fe edrusu, okuyorum fis saffir rabi'i. Kaçıncı sınıfta? 4. sınıfta. 4. Yukarıda şöyle bir kalıp vardı. Emme fe, abim ise. O zaman burada ne diyeceğiz? Emme fe, ben ise. Emme ene fe, emme fe kalıbı. Bana gelince ben ise, fe edrusu, okuyorum, fis saffir rabi'i, yani dördüncü sınıfta okuyorum. Şıklarımıza bakalım. Cevabımız emme, fe. Diğerlerinin manasına bakalım. Bima, arkadaşlar. Ne demek? Bima. Neyle? Efendim? Neyle? Neyle? Veya şunun da aralarında bulunduğu demek aslında. Lima, şunun şey için demek. Bir şey için. Amma, aslında bunun aslı anma. Efendim, bir şey hakkında demek. Anna, bir şey hakkında. Lima, bir şey için. Bima, bir şey ile. Veya bir şeyin de aralarında bulunduğu. Kema, dığı gibi demek arkadaşlar. Olduğu gibi, dığı gibi. Ayrıca. Emma fe, ne demekti? İse kalıbı. Ben ise, o ise, bana gelince ise... Evet, notlarımızı alalım değerli arkadaşlar. 21. soruda kaldık.
21 ile 28 arasında 8 tane sorumuz var. Üçüncü soru grubumuz 1 ile 15 arası cümlede kelime tamamlamaydı. 16 ile 20 bir paragraftan 5 tane yeri çıkarmış, onu istemiş. O da 1-15'e benziyordu. Bu da üçüncü tip soru grubumuz. Bu da cümle tamamlama. Ya cümlenin başını veriyor, başını kesiyor, sonu var, sonu var başını bizden istiyor veya tam tersi. Başı var, sonunu istiyor. 8 tane, zaten 4'ünün başı kesik, 4'ünün de sonu kesik. Bunlara da solucan sorusu diyoruz. Başı kesik solucanlar, sonu kesik solucanlar. Cümle tamamlama. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.